Merhaba arkadaşlar, Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Haziran 2020 itibariyle Instagram fenomenlerinin takipçi sayılarını ele alıyor olacağız. Sağda gördüğünüz gibi bir grafik yapacağız ve şu resim kolonuna resimleri hep beraber ekleyeceğiz. Bunun nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Şimdi bu verileri nereden aldığımı önce size bahsetmek istiyorum. Web tarayıcınızda statista.com yazarsanız orada birçok veri mevcut ve güncel veriler. Ben bu verileri bu web sitesinden aldım. Haziran 2020'de en çok takipçiye sahip Instagram hesaplarının gösterildiği verilere buradan ulaşabilirsiniz. Eğer pro hesabınız varsa bunu aynı zamanda Excel'e de aktarabilirsiniz. Benim pro hesabım yok. Ben manuel olarak buradaki verileri Excel tabloma girdim. Şimdi Excel tabloma geri dönüyorum. Bir inceleyelim tablomuzu. Neler varmış? Instagram'ın kendi Instagram hesabı var biliyorsunuz. Onun 353,91 milyon takipçisi var. Daha sonra Cristiano Ronaldo 244 milyon takipçisi var. Ariana Grande şarkıcı 190 milyon. Dwayne Johnson o da film artisti. Kylie Jenner geliyor daha sonra 181 milyon. Selena Gomez, Kim Kardashian, Leo Messi, Beyoncé ve Neymar. Genelde şarkıcı, artist ve futbolcular var. Gördüğünüz gibi bir de Instagram'ın kendi hesabı var. O da en üstte konumlandırılmış durumda. Şimdi raporu hazırlamadan önce ben bu tabloya bir de resimleri eklemek istiyorum. Daha şık durması için. Şimdi resimleri nasıl ekleyeceğiz? Hep beraber onu göreceğiz. B kolonunu tıklıyorum. Daha sonra sağ klik yapıyorum. Faremde sağa tıklıyorum. Ve ekle diyorum. Ekle dediğim zaman bir tane kolon açılıyor. Bu kolonu biraz genişletiyorum ve adına resim diyorum. Resim. Şimdi bütün satırları seçiyorum ve biraz yüksekliğini arttırıyorum. Şu şekilde. Buraya resim geleceği için biraz yükseklik daha yüksek olsa daha şık durur. No'yu da biraz kapatıyorum. Güzel. Şimdi nasıl resim ekleyeceğimizi görelim. Ekle sekmesinden çizimlere tıklıyorum. Resimleri açıyorum ve bu cihazı seçiyorum. İstersek çevrim içi resimlere de tıklayabiliriz. Çevrim içi resimler nedir? Bir de ona göz atalım. Bir kere bastım çevrim içi resimlere. Burada da internetten direkt resim alabiliyorsunuz Excel'e. Diyelim ki Instagram dedim ve Enter tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi Instagram logosu çıktı. Bana uyan bir tane seçiyorum ve ekleye tıklıyorum. Ekleye tıkladığım zaman Instagram'ın ikonu Excel'e eklenmiş oldu. Şimdi kontrol tuşuna basarak faremin yuvarlağından geriye tıklayarak sayfamda biraz geri geliyorum. Çok büyük bir resim bu çünkü. Burada iki tane resim birlikte gelmiş. Nereden alındığını da gösteriyor. Ben bu nereden alındığının üstüne bir kere tıklayıp delete tuşuna basıyorum ve siliyorum. Sadece ikon kalıyor. Bu yanlarda çıkan yuvarlaklardan tutarak resmimi ayarlayabilirim. Birazcık küçültüyorum resmimi. Bu açtığımız kareye uyacak şekilde küçülttüm. Ve sürükle bırak yöntemiyle getirip buraya koyuyorum. Daha sonra yine kontrol tuşuna basılı tutarak faremin yuvarlağından ileriye doğru açıp ekranımı biraz daha büyütüyorum. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun resmini, Ariana Grande'nin resmini, Dwayne Johnson'ın resimlerini ekleyeceğiz. Bunları internetten bulabilirsiniz. Ben daha önce bunları kendi bilgisayarıma indirdim. O yüzden bu cihaza geliyorum şimdi de. Gördüğünüz gibi bunları indirdiğim için siz de indirdikten sonra burada görüyor olacaksınız.
indirilenler dosyasında. Şimdi birçok resim eklemek istiyorum. Yani bunların hepsini eklemek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunların hepsini tutup seçebilirim. Ama biz Instagram'a eklemiştik. Instagram'ı da çıkarmak için kontrolü basılı tutuyorum ve faremin sol tuşuna tıklıyorum. Bunu hariç bırakmış oldum ben. Şimdi ekleye basıyorum. Bütün resimler Excel'ime geldi. Şimdi kimisi büyük, kimisi küçük. Bunları nasıl ayarlayacağımızı göreceğiz. Şimdi hepsi seçiliyken ben tutup biraz boyutlarını küçültüyorum. Hepsi seçili olduğu için ben küçülttüğüm zaman hepsi beraber küçülüyor. Ve ben bunları gelip daha uygun bir yere alıyorum. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını ekleyeceğiz. Cristiano Ronaldo'yu seçtim ve buraya getirdim. Küçülttüğüm zaman Cristiano Ronaldo'yu bu kareye sığması için portresi birazcık kendisi içeride küçük kalıyor. O yüzden şöyle bir yöntem izleyeceğim. Resmin üstüne tıklı bir şekildeyken sağ tıklıyorum. Ve burada bakın kırp diye bir seçenek var. Kırpa bir defa tıklıyorum. Ve yanlarda böyle imgeler oluştu. Ben resmimi Excel'in içinde Excel bana kırpma olanağı sağlıyor. Şimdi yanlardan biraz tutup resmimi düzenliyorum. Düzenledikten sonra herhangi bir yere resmin dışında herhangi bir yere bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi benim işime daha yarayacak bir düzenleme oldu. Şimdi bunu küçültüyorum ve buraya ekliyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde düzenleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bütün resimleri düzenlemiş olduk. Bütün sosyal medya fenomeninin yanına da resim eklemiş olduk. Daha güzel bir rapor olacak şimdi. Şimdi de bu veri tablomuzdan bir grafik yapalım. Çok güzel bir grafik çeşidi var Excel'de. Bu tablomuzda onu kullanacağız. Şimdi hesap adı, takipçi sayısı dan tutarak aşağı doğru verilerimi seçiyorum önce. Daha sonra ekle sekmesinden burada bir grafik türü var. Hiyerarşi grafiği ekle. Bu 2016 ve sonrasında var. Excel 2016 ve sonrasında bu grafik çeşidi var. Tıklıyorum bir defa. Daha sonra ağaç haritası diye bir seçenek var. Ağaç haritasına tıklıyorum. Geldi grafiğim. Şimdi böyle bir şey ifade etmeyebilir sizin için. Ama şimdi birkaç hareketten sonra ne kadar güzel göründüğünü siz de göreceksiniz. Şimdi öncelikle şuradaki artı butonunu tıklıyorum. Ve göstergeyi istemiyorum. Göstergeyi sildim. Grafik başlığını da ben istemiyorum. Grafik başlığını da sildim. Şimdi gördüğünüz gibi daha görsel, daha güzel bir grafik oluştu. Veri etiketlerine şimdi Instagram, Cristiano Ronaldo gibi isimler yazıyor. Bu arada bu kareler mesela Instagram'ın 353 milyon olduğu için o oranda kareleri
belirliyor grafik. Yani en az takipçisi olan Neymar'ın karesi daha küçük. En fazla takipçisi olan Instagram'ın karesi daha büyük. Bu şekilde bir görsellik sağlıyor bize. Şimdi veri etiketleri seçili. Fakat ben yanlarına kaç takipçi sayısı olduklarını da getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Veri etiketlerine geldim. Tüm veri etiketleri seçeneklerini seçiyorum. Burada etiket seçeneklerinden değer kutucuğunu seçiyorum ve yanlarına getirmiş oldu. Fakat yanına virgülle ayırarak getirdi. Ben virgülle ayırmak istemiyorum. Yeni satır diyorum ve hemen aşağısına yazdı. Bunu kapatıyorum şimdi. Verilerimin de biraz büyük görünmesini istiyorum. Şu an verilerim seçiliyken giriş bölümüne geliyorum ve yazı tipi bölümünden yazıların şeyini biraz arttırıyorum, büyüklüğünü. 14 yeterli. Şimdi herhangi bir yere tıklıyorum ve grafiğim hazır. Gördüğünüz gibi grafik çok güzel bir şekilde oluştu. Daha görsel ve daha modern de bir görünümü var aslında. Son zamanlardaki tasarımlara daha uygun. Bu videoda Excel'de nasıl Excel çalışma kitabıma resim ekleyebileceğimizi gördük. Ve ekleyeceğimiz resimleri nasıl ihtiyacımıza yönelik düzenleyebiliriz. Bunları görmüş olduk. Ve modern görünümlü bir grafik elde ettik. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bu tarz eğitim videolarına daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.